aşağıdakilerden hangi ikisinin değeri 8,76 ile aynıdır demişler. Her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Birlikte yapmaya hazır mısınız? Seçeneklere geçmeden bu sayıyı biraz incelemek ve gerçekten neyi temsil ettiğini anladığımdan emin olmak istiyorum. Evet, 8,76. Bu sayıyı incelemek için bir bakalım. Mesela basamak değerlerine bakabiliriz. Bu birler, bu onda birler ve bu da yüzde birler basamağı. O halde bu sayıyı 8 birlik, 7 onda birlik ve 6 yüzde birlik ya da 8 birlik artı 7 onda birlik artı 6 yüzde birlik olarak yorumlayabiliriz. Tam da burada yazan şey öyle değil mi? Evet, 8 birlik, 7 onda birlik ve 6 yüzde birlik. Bu seçeneği işaretliyorum. İkinci seçenekte sayıyı genişletilmiş şekilde yazmışlar ama seçeneğe bakmadan önce bunu kendi kendimize yapmayı deneyelim bence. Bu sayıyı genişletilmiş şekilde yazmak isteseydik bir bakalım 8 adet birliği 8 çarpı 1 olarak yazabilirdik. Farklı renkler kullanayım ki rakamların nereden geldiklerini daha iyi anlayalım. Evet, 8 birlik 8 çarpı 1. Buna 7 tane onda birliği eklememiz lazım ve 7 adet onda birliği de 7 çarpı 1 bölü 10 olarak yazabiliriz. Ve artı 6 tane de yüzde birliğimiz var. Bunu da 6 çarpı 1 bölü 100 olarak yazarız. Harika. Bize verilen ondalık sayıyı bu şekilde yazmak istersek elde edeceğimiz sonuç bu olur ve eğer dikkat ettiyseniz bu ikinci seçenekte yazanla da aynı şey. O halde bunu da seçebiliriz. İki seçeneği seçtiğimize göre devam etmemize gerek yok ama ben diğer seçeneklerde de ne olduğunu görmek istiyorum. Bir bakalım. 8,76'yı eğer bu şekilde yazmak isteseydik 8 birlik artı 7 onda birlik yani 0,7 bu ve bunun birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Buna bir de 6 yüzde birlik eklememiz lazım ve onu da 0,06 olarak yazacağız. Bu sayıyı bu şekilde yazabiliriz. Eğer dikkat ettiyseniz bununla seçenekte yazan şey aynı değil. Seçenekte 8 birlik ve 7 onda birlik var. Ama bu yüzde birlik değil, binde birlik öyle değil mi? Kısacası bu doğru değil. Son olarak bu sayıyı bir de yazı ile yazmak istersek hemen yazayım. 8 ve nötr bir renk seçeyim burada. Evet, 8 birlik, 7 onda birlik, 6 yüzde birlik yazabiliriz ya da hatta çoğu zaman bu şekilde yazıldığını göreceksiniz. Bu sayıyı 7 onda birliği 70 yüzde birlik olarak düşünerek 8 birlik ve 76 yüzde birlik olarak da yazabiliriz. Ama bu seçenekte 8 birlik 76 yüzde birlik yerine 8 birlik ve 67 yüzde birlik var. Bu yüzden bu seçenek de doğru değil.